Ya aslında 28 Şubat 2015 Türkiye tarihi bakımından çok önemli bir gün. Kürtler bakımından da aslında bu çok çok önemli bir gün. Çünkü 28 Şubat 2015'te Kürtler bakımından değerlendirirsek son isyan liderinin yani Sayın Öcalan'ın bizzat kaleme aldığı bir metin ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen, hükümetini temsilen ve iktidar partisini temsilen hazır bulunan insanların olduğu bir ortamda HDP yetkilileri ki onlar biliyorsunuz İmralı heyeti olarak bildiğimiz siyasi bir heyetti. Onlarla birlikte Türkiye kamuoyuna açıklandı. Yani aslında bunun kıymetini bilmek gerekirdi. Çünkü Türkiye 2013'te başlattığı bizim 8. Ateşkes dönemi dediğimiz ilk defa fiilen iki taraflı ateşkes dönemi yaşanmıştı. Böyle bir dönemde gelinen noktada sorunun 10 maddelik bir demokrasi içerisinde çözümü konusunda bir noktaya gelmişti. Bu bakımdan önemli. Yani aslında seçilen gün heyette hazır bulunanlar, açıklanan bildirinin mahiyeti, Kürt sorununun gerçekten demokratik ve barışçıl yollarla çözülebileceğini ortaya koymuştu. Niye 28 Şubat'ın 28 Şubat? Çünkü 28 Şubat tarihi Türkiye'de hep postmodern darbe olarak bilinir. Aslında bu 28 Şubat 2017, 1997'ye gittiğimizde aslında yine bir şeydir. Yani Refah Yol Hükümeti'nin Kürt meselesinde adım atmasını engellemeye dönük bir muhtıradır o. Yani Türkiye'deki askeriyeden gelen muhtıraları, askeriyeden gelen darbeleri Kürt sorunu olmadan değerlendirmek her zaman ve her zaman eksik kalır, yetersiz kalır. Tam da böylesi bir günde aslında Kürt meselesi bakın böyle çözülür. Fakat taraflar anladığım kadarıyla bu deklarasyonun yani 28 Şubat deklarasyonunun kıymetini bilemediler. Ben burada hep taraflar deyimi kullanıyorum. Dolayısıyla herkes buradan alması gereken dersi almak durumundadır. Buna böyle yaklaşmak gerekir. Resmi ideolojisi olan ve sizi inkar eden bir devlet ve iktidar pratiği elbette ki bunu kolay hayata geçirmeyecekti. Yani Türkiye'de devlet içerisindeki çeşitli yapılanmalar, siyasetteki çeşitli partiler elbette ki bu süreci bozmak için ellerinden geleni yapacaklardı. Bunu gören bir noktadan yaklaşmak gerekirdi. Bu olmadı. Tabii ki olmamasının sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki gelişmeler yani bölgesel gelişmeler. Suriye'de Kürtlerin statüsünün Türkiye tarafından bir türlü kabul edilmek istenmemesi gibi birçok şeyi söyleyebiliriz. Ama önemli bir gün olduğunu her fırsatta hatırlatmak gerekir. 9. yıl dönümüne giriyoruz ve ben sürekli olarak taraflara hep şunu ifade ediyorum. 28 Şubat 2015'e geri dönmek durumundayız. Yani Türkiye gerçekten bu sorunu çözmek istiyorsa, Türkiye ekonomik krizden çıkmak istiyorsa, Türkiye siyasi krizden, anayasal krizden çıkmak istiyorsa, insani krizden çıkmak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle Kürtlerle, Kürt siyasal hareketiyle barışmak zorunda ve bunun aslında nerede kalmıştık sorusunu da sormak zorunda. Çok büyük kayıplar yaşandı. Nasıl büyük kayıplar yaşandı? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatışmanın sahasını büyüttü. Yani şu anda Türkiye bakımından silahlı çatışma ve savaş hali sadece Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda değil. Yani Kürdistan coğrafyasının tamamına yayıldı. Yani Suriye'de Rojava, Irak'ın kuzeyi, yani Irak, Federe Kürdistan bölgesi toprakları, dönem dönem de İran, Kürdistan'ındaki, yani Kürdistan'ın İran'daki bölümlerine baktığınız zaman çatışmanın sahası çok büyüdü ve Türkiye
bu noktada çok ciddi bir insani maliyetle karşı karşıya kaldı. Çok ciddi askeri harcamaları söz konusu oldu. Ve Türkiye bunu yapabilmek için de hızla otoriterleşti. Yani bakın, süreç bozulduktan sonra, yani 5 Nisan 2015 son İmralı görüşmesinin yapıldığı gündür, Türkiye o tarihten sonra hızla bir fiili, önce o hal, daha sonra bir sıkı yönetim dönemine girmiştir. Yani Türkiye'nin fiili o hal dönemi 5 Nisan 2015'tir. Sokağa çıkma yasakları denen bir süreç yaşadı Türkiye. Yani kent savaşları yaşandı. Yani bakın, şu anda İsrail'in Gazze'de uyguladığı o soykırım saldırısının belki de Türkiye'de 12 ilçe 36 mahalle bazında ilk uygulamaları Türkiye'de yapıldı. Elbette ki silahlı militanlarla askeri güçler arasındaki çatışma, ama insan hakları örgütlerinin verilerine göre o dönemde 500'e yakın sivil kayıp var bakın. Ve bunlarla ilgili hukuksal süreçler de halen devam ediyor. Yani dolayısıyla Türkiye'ye maliyeti, Türkiye rejimini değiştirmek zorunda kaldı. Yani Türkiye ağır aksak işleyen bir parlamenter sistemi terk etti. Savaşı devam ettirebilmek için katı otoriter, ne olduğu belli olmayan bir başkanlık modeline geçti. Ve o başkanlık modelinin Türkiye'ye maliyeti çok yüksektir. Ekonomik maliyeti çok yüksektir. İzzet Akyol, bir araştırmacı, 2022 tarihi itibariyle yapmış olduğu bir araştırmada son 40 yılın çatışma maliyetinin Türkiye'ye, yani çatışmanın Türkiye'ye maliyetinin 4 trilyon dolar olduğunu söylemiştir. Bak. Yani siz 4 trilyon dolarla bir Türkiye daha yaparsınız. Yani insanların bunu bakın anlaması gerekir. Bakın, şu anda bu hükümet sıcak para bulmak için kapı kapı geziyor bakın. Bulamıyor. Şu anda ağır bir enflasyonist ortamdayız. Bütçe açığı had safhada. Ve korkarım ki seçimlerden sonra çok yağmur gibi zamlar gelecek ve vergiler arttırılacak. Şimdi bütün bunların bir sebebi var bakın. Çok yoğun askeri harcamalar söz konusu. Ya bunları uzatabiliriz. Yani Türkiye'nin kayıpları çok yüksektir. Türkiye her açıdan aslında kaybetmiştir. Ve şu anda Türkiye'nin bakın ekonomik, demografik, siyasi bütün göstergelerine bakın, insan hakları göstergelerine bakın, hepsinde kötüleşme olmuştur. Tamamında kötüleşme olmuştur. Türkiye'den şu anda insanlar kaçıyor. Beyin göçü yaşanıyor şu anda. Ya bunları uzatmak mümkün. Kürtler bakımından ise... Yani Sayın Öcalan'ın 2013'te Nevroz mektubunda ortaya koyduğu bu yeni paradigma ile birlikte sorunun barışçıl yollarla, demokratik yollarla çözüleceğine dair tespiti ve buna dair iradesi aslında stratejik bir durumu ortaya koyuyordu. Ve buna uygun da adım atılması gerekiyordu. Buna uygun davranılması gerekiyordu. Ama gözlemleyebildiğim kadarıyla maalesef yani Kürt tarafı da aslında Sayın Öcalan'ın burada ortaya koyduğu bu net tutumu sonuna kadar götürme konusunda zaafları olduğu kanaatindeyim. Hani bu konuda elbette öz eleştiri yapıldığını buna dair açıklamalardan anlıyoruz. Bu öz eleştirilerden dersler çıkarıldığını anlıyoruz. Fakat bunun maliyeti çok yüksek olmuştur. En basit maliyeti, işte belediyelere kayyumlar atanmıştır. Yıllar boyu mücadeleyle elde edilen, halkın iradesiyle elde edilen belediyelere kayyum atanması zaten bu yeni başkanlık modelinin farklı bir versiyonudur. Yani nasıl ki bu yeni model Türkiye'ye aslında kayyum atanmıştır. Yani dolayısıyla sizin belediyelerinize kayyum atanmasının da hani bu noktada Türkiye'ye kayyum atandığı bir noktada doğal sonucudur, yani böyle görmek gerekir. İnsan kayıpları çok fazla olmuştur. Çok fazla insan yaşamını yitirmiştir. Türkiye'de yurt dışına çok fazla siyasi mülteci gitmiştir. Hapishaneler insanlarla doludur. Siyasal düşünceleri nedeniyle çok fazla siyasetçi arkadaşımız hapsedilmiştir. Ya her türlü baskı yöntemi aslında uygulanmıştır. Ama buna rağmen bakın, buna rağmen hala ve dimdik bu mücadele devam etmektedir. Yani
demokraside ve barışta ısrar mücadelesi devam etmektedir. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Çünkü şunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki her halkın kendini savunma hakkı vardır. Yani insanların ve halkın kendini savunması tartışma konusu yapılmamalıdır. Fakat devletlerin uygulayabildiği şiddeti göz önünüze getirdiğiniz zaman demokratik çözümlerle sonuca ulaşmak mümkünken önce onu uygulamak gerekir. Yani bu bakımdan aslında Sayın Öcalan'ın paradigması ve çizdiği stratejinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Hani bunu böyle ifade etmek isterim. Kürt siyasal hareketi bakımından paradigmalarında bir değişiklik olmadı. Yani en azından bakın en son biz seçim bildirgemizde bile ne diyoruz? Yerel yönetimlerin siyasi, mali ve idari bakımdan özelliğini savunuyoruz. Yani Türkiye içerisinde Türkiye'deki yönetim biçimlerinin demokratikleştirilmesi yoluyla çözümü savunuyoruz. Hani çok kültürlülüğü savunuyoruz. Ana dilde eğitim, öğretim hakkını savunuyoruz. İnsanların bulunduğu yerde yönetime katılma hakkını savunuyoruz. Kadın özgürlükçü bir bakış açımız var. Ki bu konuda biliyorsunuz kazanımlar var aynı zamanda. Yani siyasal partilere, partiler kanununa eş başkanlığın olabileceğinin yazılması bile bu sürecin bir kazanımıydı. Yani, en basitinde. Tabii fiiliyatta bunu kabul etmek istemiyorlar ama yani bu eş başkanlık modelimizi tartışan kişilere şunu hatırlatmak gerekir. Siyasal partiler kanununda eş başkanlık diye bir şey var. Açıp okuyun bilmiyorsanız. Yani halen geçerlidir. Ve dünyada da bakın, dünyada da zaten böyle olmuş. Yani temel meselelerini çatışma çözümü yoluyla çözen ülkelerin tamamında böyle olmuş. En son Kolombiya örneği bakın. Şimdi gerçekten tekrar tekrar anlatacağım ama yani şimdi İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi değil mi? Veto hakkı var. İngiliz Uluslar Topluluğu diye bir topluluk var. Yani ekonomik olarak dünyada çok büyük bir ülke. Siyasi olarak da çok büyük bir ülke. Peki ne yaptı İngiltere? Kuzey İrlanda sorununu çatışma çözümü yoluyla çözdü bak. 1998'de Hayırlı Cuma Anlaşması'yla adım attı. 2015 yılında Hakikat Komisyonu'nu devreye koydu. Ve hala İrlanda çözüm süreci daha bitmiş değil bakın. Yani İngiltere gibi çok güçlü bir ülke bile çatışma sahası bağlamında Kürt sorunuyla karşılaştırılamayacak derecede daha küçük bir sorunu muhatabını kabul ederek, onun siyasi temsilcilerini kabul ederek çözdü. Yani Türkiye niye çözmüyor? Hani Türkiye hangi ekonomik kaynağına güveniyor? Yok, kaynak yok. Türkiye hangi insan kaynağına güveniyor? İnsanlar tükeniyor. İnsanlar kaçıyor bu ülkeden. Türkiye hangi siyasi aklına güveniyor? Ya modelinizi antidemokratik bir hale getirdiniz. Yani şimdi 85 milyonluk bir ülke tek bir kişi tarafından yönetilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Süpermen olsa yönetemez yani. Yani gerçekten Türkiye'deki siyasetçilerin aklını başına alması gerekir. Ya böyle bir model yok, yok. Siz halkınıza güvenmek zorundasınız. Siz siyaseti daha da sivilleştirmek zorundasınız. Siz sivil alanı büyütmek zorundasınız. Ama ne yaptılar? Tam tersini yaptılar. Televizyonları açıyorsunuz. Resmi ideoloji borazanlarını dinlemekten başka bir şey duymuyorsunuz. Bir ülke kendi halkına bundan daha büyük bir kötülük yapamaz. Yani dolayısıyla bunun artık terk edilmesi gerekir. İspanya'nın yaptığını niye yapmıyorsunuz? İspanya demokratik anayasaya 1979 yılında kavuştu. Türkiye'de ne oldu? 80'de askeri darbe oldu. Bakın 44 yıl geçti. Yetmedi mi? Fransa Korsika sorununu yerel yönetim kanunuyla çözdü bakın Fransa Korsika sorununu. İtalya. Yani o kadar çok örnek verebilirim ki bakın Güney Afrika. Bakın şu anda Nelson Mandela'nın Güney Afrika'sı ne yaptı biliyor musunuz? İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarını Birleşmiş Milletler Adalet Divanı'na dava açtı dava bakın. İşte Mandela farkı. Demokraside ısrar, insan haklarında ısrar farkı budur bakın. Türkiye, ey Türkiye Cumhuriyeti, hani siz niye gidip dava açmadınız? Geldiğiniz noktayı bir düşünün yani. Yani dolayısıyla
Günceldir, dünyada örnekleri vardır. Dolayısıyla tekrar ve tekrar bu sorun çok rahatlıkla çözülebilir. Türkiye'nin bunu çözecek insan kapasitesi de vardır, bilgi birikimi de vardır, deneyimi de vardır. Çünkü Türkiye'de Kürt sorunu her ne kadar 200 yıllık bir sorun olsa da ama devlet-PKK diyaloğu 1993 yılında başlamıştır. 93'ün nevrozuyla başlamıştır. Birinci ateşkes dönemi diye tarif ediyoruz bunu. En son 8. ateşkes dönemi 2013-2015 arasıdır. Şimdi nihai ve kalıcı son bir 9. ateşkes ve çözüm dönemine çok rahatlıkla girilebilir. Yani bu bir süreçtir bakın. Yani bu süreci 93'ten itibaren belki daha öncesi de vardır onu bilmiyoruz. Alıp getirmek gerekir. Bütün dünya çatışma çözümlerinde de hep böyle olmuştur. O nedenle geçerliliğini korumaktadır. Nacizane siyasi gelişmeleri takip ediyoruz. Yani dış basını da takip ediyoruz. Dünya çapında bütün bu siyasi meseleleri izleyen insanların makalelerini de okuyoruz. Şimdi bakın Türkiye alternatif ticaret yolları oluşturma noktasında bir diplomasi yürütüyor. Yani böyle izliyorum bir vatandaş olarak, yani hayret ediyorum. Ya bakın çok basit. Gidin muhatabınız İmralı Ada Hapishanesi'ndeki Abdullah Öcalan'dır. Gidin onunla siyasi müzakereleri yeniden başlatın. Kürtlerle barıştığınız anda zaten coğrafik olarak siz Kürtlerle birlikte her türlü ticaret yolunun otomatikmen alternatifi olacaksınız. Ama bunu yapmak yerine işte biraz daha askeri yığınak, işte biraz daha o bölgeleri ele geçirme, biraz daha asker bulundurma, biraz daha çatışma yapma, biraz daha savaş yapma, biraz daha masraf nereye? Nereye kadar? Yani sorun tekil bağlamda bir örgütle girdiğiniz çatışma sorunu değil ki. Ya PKK bir sonuçtur bakın, bunu yıllardır herkes söylemiyor mu? Ya siz Kürt meselesinde Kürtlerle Adem-i merkeziyetçiliğe dayalı bir çözüm üreterek bu sorunu çözeceksiniz. Yani Osmanlı'da da Adem-i merkeziyetçilik vardı. Cumhuriyet'in ilk 1921 anayasasında da Adem-i merkeziyetçilik vardı. Yani Cumhuriyet Türklerin, Kürtlerin, Türkiye'de yaşayan diğer etnik toplulukların birlikte mücadelesiyle kurulmadı mı? Niye geçmişinizi inkar ediyorsunuz? Yani Türkiye'nin ideolojik bir saplantısı var. Türkiye'nin bu resmi ideoloji saplantısından kurtulması gerekir. Bundan kurtulduğu zaman sorunlarını daha rahat çözecektir. Yani dolayısıyla o illa hegemonya kuracağım anlayışını terk etmesi gerekir. Bu kadar basit aslında. Yani bir de bakın, bu kadar ciddi bir ekonomik krizin ortasında siz yeni savaş planları yaparak, yani peki onu nereden finanse edeceksiniz? Yani nereden finanse edeceksiniz? Hani yeni vergiler koydunuz, işte herkesi daha da zor duruma düşürdünüz. Sonra ne olacak? Ya yürütemezsiniz ki yani. Yani ben o nedenle bakın, Kürt tarafı barışçıl çözüm konusunda hazırken Türkiye'nin buna evet demesi gerekir. Hani inanın ki onun ötesinde büyük tehlikeler var. Nedir o büyük tehlikeler? Yani Türkiye bölgesinde bir hegemonya kurmak istiyor ama zaten dünyada hegemonik güçler var. Yani şimdi o hegemonik güçlerin bir taşeronu olmayı tercih etmemek gerekir bence. Tam tersi, Orta Doğu'da halkların kardeşliği temelinde gerçekten özellikle Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu, yani Kürt siyasal hareketinin paradigması Türkiye'ye de yeni ufuklar açıyor. Aslında bakın, Türkiye bunun bazı yanlarını uyguladı. Yani Türkiye'nin bir zamanlar Suriye ile Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı, yani Türkiye'nin Yunanistan'la, Türkiye'nin farklı ülkelerle Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı tam da barışçıl çözüme dayalı bir anlayış değil mi? Ya bunu Kürtlerle niye yapmıyorsunuz? Yani bu ülkede bakın, belki de sayısı 30 milyon bilmiyoruz. Yani çok ciddi sayıda Kürt yaşıyor. Suriye'de aynı, Irak'ta aynı, İran'da aynı. Hani ben bunu anlatacağım. Aksi takdirde bakın, ikinci nokta şu. Şimdi bakın,
2015-2024, 9. yıldayız. Şimdi bir devlet ekonomik kaynaklarını sürekli savaşa harcayarak kendini tüketemez. Eğer bu iktidar önümüzdeki birkaç yılı daha askeri harcamaları arttırarak çatışmayla ve hegemonya kurmayla geçireceğini düşünüyorsa, ekonomik olarak iflastan daha kötü bir noktaya savruluruz bakın. Ayrıca toplumsal barış anlamında da çok büyük onarılmaz yaralar alabiliriz. Yani bence bu savaş rantından beslenenlerin artık iktidarı bu kadar çok yoğun etkilemesine bir son verilmeli. Hani burada Türkiye Siyaset Kurumu'na çok büyük görev düşüyor. Burada da özel olarak da DEM Parti'ye çok büyük görevler düşüyor. Yani biz bu seçim döneminde örneğin tam da toplumsal barışı, tam da yeni bir barış sürecini, Türkiye'nin barışa olan ihtiyacını bakın ortaya koyuyoruz. Hani daha ne yapalım bilmiyorum yani gerçekten. Hakikaten bu seçim kampanyasında da sık sık ifade edeceğiz. Ankara'da Gülten Kışanak'la birlikte gerçekten toplumsal barışa olan ihtiyacımızı, yeni bir barış sürecine olan ihtiyacımızı ortaya koyacağız. Bunun çözümlerini Türkiye'yi yönetenler çok iyi biliyorlar. İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tecrit mutlaka kaldırılmalıdır. Kürt tarafı barış için hazırdır. Partimizin eş sözcüleri her fırsatta yeni bir barış sürecine hazır olduğumuzu ifade ediyorlar. Hani yani dolayısıyla bence bu sefer çok daha büyük kötülüklerle karşı karşıya kalmamak için barışçıl yolları tercih etmek hepimizin yararınadır. Yani bunu özellikle ifade etmek istedim.